Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Dün sanırım kapatamadım. Yorgundum. Yorulmuşuz yani. Videoyu kapatamadım. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün okyanusa açılmaya gidiyoruz. Sabah serinliği. Şu anda saat 7. 6'da kalktık. 6'yı geçiyordu çocukları kaldırdığımda. Şimdi yürüyoruz. Bakalım dün park cezası yemişim. Bugün bayağı bir geri park ettim ama artık şansımıza yersek öderiz. İnternetten de ödeniyormuş. Ben normal ödedim. Gidip ödedim ama bugün kapalı herhalde normal ödenecek yer. Burada kahveci varmış ama biz şey alacağız. Sandviç falan alacağız. O yüzden öbür taraftaki bir yere gitmeyi planlıyorum. 5 saat kadar dün dediğim gibi o bota bineceğiz. Kruza. 4-5 saat okyanusta kalacağız. Bakalım. Whale watch diyorlar. Yani balina izleyip görmek için yapılan bir kruz bu. Kanada'ya dediğim gibi yakın gidiliyormuş. 50 mil kadar Kanada'ya doğru gidiliyormuş. Herkes esniyor. Esneyen balkona çıkmış. Yeni yeni uyanıyor insanlar. Yeni yeni geliyor. Böyle. Şimdi şuradan öbür tarafa geçeceğiz ve kalabalık asıl yerine gideceğiz buranın. İnanın çocuklar istemiyor gitmek. Burayı sevmişler. Ben de sevdim açıkçası ama bakalım. Kahvaltılık alacağız. Kahve alacağım ben. Bir uyanmam lazım benim. Sonra botta çekebilir miyim bilmiyorum. Bir şeyler çekerim inşallah sizler için. Balina yakalarsam da çekerim. Geçen seferki botta yakaladık yani gördük bir tane. Ama ben çekene kadar hemen o kadar hızlı ki hemen aşağı iniyor yani. Başkası çekmişti ondan almıştım görüntüyü. Bakalım ben uzun uzun çekebilecek miyim. Anneciğim karşıya geçelim gelin. Oradan gitmeyeceğiz mi? Oradan daha yakın. Sandviç almayı annem. Böyle buralar hep okyanus çok soğuk oluyormuş. Dün eldiven aldık. Şapka bir gün önce almıştık zaten. 20 derece kadar düşüyormuş. Bugün de hava güzel Allah'tan. Ama bakalım 20 derece düşecek. En az 30 derece. Ama içeride otururuz diye düşünüyorum. Geçen içerisi bile soğuktu. Kapılar açık oluyor çünkü. Şu an low tide var. Bu arada geçen yürüdüğümüz yer orası işte oraya geçip low tide'da. Yani deniz çekilmiş. Böyle o zaman birazdan görüşürüz. Biz bir şuradan sandviçimizi alalım. Bunları da böyle satıyorlar sanırım. Bunlar da ıstakoz avı. Av için atıyorlarmış yani bunları. Böyle bu şekilde buraya dizmişler. Lobster diyorlar İngilizcesi. Lobster. Bakın şu anda buralarda kimseler yok. Yavaş yavaş insanlar gelip oturmaya başlamışlar bu parkta. İnsanlar oturuyor gün boyu. Böyle. Daha hiçbir yer açılmamış. Burada da her yer. Bakın her yerin plakasını koymuşlar. New York'un nerede acaba? Gerçekten her yerden var yani. Hani nerede annem? Hangisi? Aa evet oymuş. New York bu. Öyle. Hadi gelin annem. Dün Alaska'dan bile gördüm yani. Öyle. Günaydın. Bununla gideceğiz bugün de. Dikkatli gidin anneciğim. Bu daha iki katlı. Tamam anneciğim. Gördüm anneciğim.
yerdeyiz şimdi. Buna bineceğiz. Üst kata çıkın, tamam mı oğlum? Üst kata çıkın. Üst kat, üst kat. Kapalı yer. Diğer cruise'da gördüğümüz çalışanlar da var burada. Aynalarım. Tamam. Merhaba diyorlar bize. The time range in this part of the world is between 10 and 12 feet. Occasionally it can be as much as 14 feet, while the temperature is still in the mid-50s. In a couple of weeks, the peak of the season is going to be as balmy as 60 degrees. Occasionally, when we return from our trips, we see people on the other side after the tide has gone in. You can walk across, you can ride a bicycle across, sometimes or even drive across. There's no boats there. When we come back, we see people over there and they're waving at us. And all we can do is wave back. If this happens to you, you're up to about 77. Let's say you Carson. To follow the water, which I strongly advise against. Right here. Orada oğlum. The part of the heart of this shark that is hurting the most. Gördünüz mü? Bak orada. And fishermen and sailors used to think that they were just basking at the surface. And you're right here. Shark. Down. Look at the shark. Oğlum işte, oğlum geldi. Bak shark. Oh my gosh. Emre görüyor musunuz annem? Köpek balığı. Oğlum oradaydı. Emre. Gene çıkmıştı köpek balığı annem. This is the second largest shark species, the largest one being the whale shark. Evet, orada var. Aa, iki tane var orada. Üç tane. Three. Yeah. Three. No standing on chairs, please, on benches. It's still there. There are several species of animals that jump out of the water. Which the basking sharks is one of them. Even though they can move at about 10 miles an hour, in a real hurry, 12 miles an hour, they're desperate. They can actually gather enough speed to jump out of the water. Another type of animal that can reach is the ocean sunfish or more. Evet, şurada. Dinim, bak çıkıp iniyor. Gördünüz mü? Bak çıkıp iniyor. Bak burada. Ya. Burada. Bak.
suda şark mı? Mola molaymış bu. Balina mı? Mola molaymış bu. Mola molaymış bu. Jellyfish mi yiyorlarmış? Bak orada. Bak işte fini. Gördün mü? Ha, girdi ha, bak çıktı gene. Wow, that's big. That's juicy. Huh? Anne, that's juicy. Yeah. Muscles were here. Bilmem, bak ne kadar yaklaştık, gördün mü? They will collect a lot of parasites in the skin, so they have developed this relationship with the birds on the surface. They can come up to the surface if they have worms growing on the skin, and they will just lay there. Tümü çıkmadı ya. Wait for the birds to come back. Bak tam önümüzde. Emre burada, gel. Dolphin. Ama neredeler? They can hit the water up to 60 miles an hour. They have an acceleration, which means both their eyes point forward, just like ours. Emre, this side. So there are floating birds here. Yeah, dolphin. Taner. Gördün mü? Yunus, 3 taneler oğlum, bir sürü. Baksana, bir sürü. Oh, bir şuna bak. Yunus balığı. Bak geliyor. Çok güzeller. Bakın bir sürüler. Ailece gelmişler. Yunus balığı. These are very social creatures. The travel Ah, uzaklaşmayın ya. Bak buradalar. Ah, çok tatlılar, gördün mü Taner? Evet. Kuşları yiyorlarmış. Duydunuz mu? Yok, kuş değil, balıkları dedi, pardon. Kuşlar balıklara geliyor ya, dalfınlar da oralardaymış. Oh my god! By sonar, they emit a high frequency sound from their foreheads and then listen for the sound to bounce back. Oh my gosh! Jump yaptı, gördün mü? Yeah. Let me ask you a technical question. Yeah, jump it. Dolphins or whales, if they don't have earlobes, how can they hear underwater?
They get mad. They hear the sound. And when the sound bounces back, they hear the sound. But how do they hear the sound? What part of their body do they listen with? Bak 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 bak, oğlum atladı oradan. Gördün mü? Aa, dönüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Öbür tarafta kaldı şimdi mi? Maybe this side, no? Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz değil mi? Evet, jump yapıyorlar bak bu side'da. What they're doing seems to be fun, you know, and we usually associate leisure or fun activities with intelligence. Bak orada yüzüyorlar hala. Sorry. No, I it's okay. Bak orada atladılar gene annem. Bak Emre. Atlıyorlar Emre, gel buraya. They jumping anneciğim. Anne, dolphin'lar birdie yapıyorlar mı? Yok anneciğim, şey fish eat yapıyorlar. Ay bir burada da bak, gördün mü? İkisi var. Evet. Puffin'i göremedim ben de. Uçanlar mı acaba puffing? They can fly about 7 times per second and they can dive up to 200 feet. Puffins are designed to sink. Their bones are very dense, much heavier than the friends here with our relatives. Ay bir daha atladı. Ömer bir daha atlamıştı. Jump yapmıştı. And this was one of the better paid gigs when it comes to working at a lighthouse. You could make up to $800 a year. A lighthouse like Egg Rock, at the mouth of Frenchman Bay, they would pay